Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere her ay hazırlayıp anlattığım 10 ve 15.000 TL arasındaki akıllı telefonlar önerilerimle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve tabii ki sosyal medya hesaplarımı takip etmeniz. Çünkü sizlerin desteğiyle bu işleri daha ileriye doğru götürebilirim. Youtube'da istediğimizin bir tık altındayız ne yazık ki. Sizlerin desteğiyle bunu aşabileceğimize eminim. Umarım sizlerde de her şey yolundadır diyeyim ve ilk cihaza başlayayım. İlk cihaz belki 15 TL sınırı aşağı olabilir. Ancak bence bu listede ne olursa olsun yer alması gereken bir akıllı telefon Honor 90 arkadaşlar. Honor 90'ın işlemcisi Snapdragon 7 Gen 1 ve 12 GB'lık RAM ve 512 GB'lık bir depolama ile gelen bu akıllı telefonun ekranı 1600 nit parlaklığa sahip ve aynı zamanda da 120 Hz'lik bir yenileme hızında ekran bünyesinde bulunduruyor. Bu akıllı telefonun fiyatı şu sıralarda 16.000 TL civarında ve yeni çıkan bir cihaz olduğu için de Honor'un kampanyalarından faydalanarak çok daha uygun fiyatlara da satın alabiliyorsunuz. Bence bir bakarsanız sizler için iyi olur diye düşündüğüm için listeye doğrudan cihazı ekledim. Listenin ikinci sırasında Xiaomi Redmi Note 12 Pro bizleri karşılıyor arkadaşlar. Note 12 Pro'ya baktığımızda ise bizleri Snapdragon 732G işlemci karşılıyor. 8 GB bir RAM ve 256 GB bir depolama karşılarken bu akıllı telefonun ana kamerası 108 megapiksellik bir kameraya sahip ve aynı zamanda AMOLED 120 Hz bir yenileme hızına sahip ekranla bulunuyor. Redmi Note 12 Pro'nun fiyatına baktığımızda ise bizleri 12000 TL bandında bir fiyatın karşılığında sizlerle paylaşmalıyım. Ve gelelim listemizin 3. sırasına Samsung Galaxy A54. Bizleri burada karşılıyor. Bu sene çıkan A serisi akıllı telefonları gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Samsung'un A serisindeki üstünlüğü oldukça iyi. Burada Samsung marka gücünü çok net bir şekilde kullanıcılarına bence hissettiriyor orta segment cihazlarında. Çünkü diğer rakiplerde bulunmayan birçok teknik detayı Samsung'un orta seviye cihazlarında görebiliyoruz ki bu sene tasarım konusunda da oldukça başarılı Galaxy A serisi. Sevgili arkadaşlar teknik özelliklerine baktığımızda ise bizi işlemci tarafında Exynos 1380 karşılıyor. Süper AMOLED panel, 120 Hz'lik bir yenileme hızı ve tabii ki başarılı kameralarıyla bu akıllı telefon oldukça dikkat çekiyor. 256 GB'lik depolama ve 8 GB'lik RAM'i de bünyesinde bulunduran bu akıllı telefon 5000 mAh'lik bir bataryayla bizlerle buluşuyor. Galaxy A serisi dediğim gibi gayet başarılı bu sene. Bir bakarsanız sizler için iyi olabilir. Ve listemiz de son dönemde oldukça popülerleşen akıllı telefon markası Realme 10'a da yer verdim arkadaşlar. Realme 10'a baktığımız zaman ise bize Realme 10'da 90 Hz'lik bir yeni hızına sahip olan ekran. Mediatek'in Helio G99 işlemcisi 8 GB'lık bir RAM ve 256 GB'lık bir depolama karşılıyor. Bu akıllı telefonla 5000 mAh bir batarya da bulunuyor sevgili arkadaşlar. Özellikle son günlerde sıklıkla televizyonda, sosyal medyada ve birçok yerde reklamını gördüğümüz Vivo V29 Lite 5G isimli akıl telefon modeli de bu ayki listede kendine yer buldu. Bu cihazın ekranının tasarımını oldukça beğendim ki ekran tasarımı yanı sıra ekranının teknik özellikleri de oldukça başarılı. Snapdragon 695 işlemci ile gelen Vivo V29 Lite arkadaşlar 8 GB bir RAM, 256 GB bir depolama ve 5000 mAh'lik bir batarya mevcut. Tabi bu akıl telefonu diğer cihazlardan ayıran bir özellik de var ki aynısı Galaxy A serisinde de mevcut benzeri en azından. Burada bir güncelleme garantisi sizlere sunuluyor. Yani sizler bu akıllı telefonları satın aldığınız zaman en azından 3 ila 5 sene arasında güncelleme alma garantisini de elinize almış oluyorsunuz. Sevgili arkadaşlar oldukça avantajlı diye düşünüyorum ve Poco X5 5G arkadaşlar bu listede kendine yer bulan bir diğer akıllı telefon modeli 120 Hz'lik bir paneli var. X5'in ve Super AMOLED bu panelin yapısı Snapdragon 695 5G işlemci. 5000 mAh'lik bir batarya ve 8 GB'lıkta bir RAM bulunan bu akıllı telefonda 56 GB'lık bir depolama bizleri karşılıyor sevgili arkadaşlar. X5'i koydum, X5 Pro'yu koymadım. Tahmin edersiniz sebebini diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve listemizdeki bir diğer cihazla devam ediyorum. Yine Samsung'un A serisinden Galaxy A34'ü de listeye eklemek istedim arkadaşlar. Bir tık daha düşük fiyatlı tabii ki Galaxy A54'e göre. Ancak burada fiyat detayını bir kenara koyduğumuzda teknik anlamda da cihaz bizlerden geçer not alsa da tabii ki sizlerin de aradaki farkı tahmin edeceği üzere bir tık daha düşük performansa sahip A54'e göre baktığımız zaman. Ama ekran anlamında iki akıllı telefonla birbiriyle hemen hemen aynı. Super AMOLED bir 120 Hz'lik gerilim hızına sahip ekran paneliyle gelen Galaxy A34'te Mediatek'in Dimensity 1080 işlemci modeli görev yapıyor. 8 GB bir RAM ve 128 GB'lık bir depolamada yine Galaxy A34'te bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Sizlerin de bu listede olmasını beklediği ya da göremediği için üzüldüğü herhangi bir akıllı telefon modeli varsa ya da eklediğim cihazlardan herhangi birinin ne bir memnuniyetsizliğiniz varsa mutlaka yorumlara yazmayı ve diğer arkadaşlar için de bir fayda sağlamayı imal etmeyin arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar için hem kanalıma abone olup hem de sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.